Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bu videomuzda iTunes olmadan telefonumuza nasıl müzik, video ve film atabiliriz buna bakacağız. Tabii ki iTunes yok diye herhangi bir program kullanmayacak değiliz. Tabii ki yine bir program kullanacağız. Şöyle cins bir program arkadaşlar. Şimdi yeni gündeme geldi bu. Bunu kullanacağız. Ha, iTunes'tan kolay mı? Bayağı bir kolay. iTunes'tan baya bir kolay. Onu ben söylemiş olayım size. Şimdi bu programı indireceğiniz linki ben aşağıda açıklamalar kısmında vereceğim. Free olarak indireceğiz. Ondan sonrasında programa giriş yaptığınızda sizden e-mail adresinizi isteyecek. Size 24 saat kullanabileceğiniz bir kod gönderecek. Bu kod ile, bu seri numarası ile 24 saat programı free şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi programımızı çalıştıralım. Ben e-mail'den seri numarasını girdim. Programı aktifleştirdim. Siz de o aşamaları yapacaksınız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi telefonumuzun simgesi burada çıktı. İlk önce ben şurada bir MP3'ümüz var. Bunu şimdi sürükle bırak yöntemiyle iPhone'un üzerine koyuyorum arkadaşlar. Ve şimdi analiz ediyor. Evet. Aktarıldı diyor. Peki bakalım. Gerçekten gelmiş mi? Şuradan okey diyelim. Evet, parçalar dediğimizde şöyle gördüğünüz gibi gelmiş arkadaşlar. Müzik başarılı. Şimdi videoyu deneyelim. Çekiliş videomuzu atıyoruz telefonumuza. Gördüğünüz gibi çekiliş var diye de yazdı adını buraya. Bir önceki videomuz ve çekilişimiz hala devam ediyor arkadaşlar. Katılmanızı istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi o da atıldı. Video uygulamasını açtığımız zaman gördüğünüz gibi atılmış. Evet, okey diyerek şimdi film atacağız arkadaşlar. Oldukça yüksek boyutlu bir film. 999 MB. Evet, şimdi de filmi sürüklüyorum. Evet, gördüğünüz gibi film de direkt buraya geldi. Ama mecburen arkadaşlar yarıda kesemiyoruz. Bitirmesini beklemek durumundayız. Evet arkadaşlar, bu da tamamlandı. Telefonda gördüğünüz gibi aktarımı sağladı. Şimdi en son olarak zil sesi nasıl aktarılır buna bakacağız. Önce ben zil seslerime bir giriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane zil ses atmışım. Diğerleri açılıştan başlayarak aşağıya kadar kendi zil sesleri. Herhangi bir şarkıyı M4R formatına şu şekilde, şu MP3'ü M4R yaparak değiştirerek aktarabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi yine zil sesi oldu. Ancak hazır zil seslerini de M4R formatına dönüştürerek, yani şöyle yeniden adlandır deyip M4R yazacağız buraya. Şu nokta MP4 kısmı da sizde yoksa arkadaşlar onu da şu şekilde açabiliyoruz. Düzenle deyip klasör arama seçenekleri, görünüm, bilinen dosya türleri için uzantıları gizle. Bunu, bu tiki kaldırıyoruz arkadaşlar. Ben de kalkık. Direkt buradan uzantıları görebiliyoruz. Şunu da ben ZG'den indirmiştim. ZG diye bir site var arkadaşlar. Oradan hazır zil sesi indirebiliyorsunuz. Ancak o MP3 olarak indiriyor. Siz yine böyle M4R yapıp sürükleyip bırakarak, gördüğünüz gibi sürükleyip attığım arkadaşlar direkt gidiyor. Attığım gidiyor. Çok gayet güzel bir program. Müzikte de bize problem çıkartmadı. Filmde de, videoda da. Ancak fotoğraf atmıyor arkadaşlar. Programın kendi asıl fiyatı $30 civarında, oldukça pahalı ama değer gibi bir şey arkadaşlar. Benim param olmadığı için şu anda free kullanıp bitireceğim.
Ancak dediğim gibi gayet güzel bir program. iPhone'unuzda ne kadar alan var onu gösteriyor. Ondan sonrasında şuraya tıkladığınız zaman mesela buradan video, film, müzik, zil sesi gibi dosyaları seçip atabiliyorsunuz. Veya sürükle bırak mantığı ile de çalışıyor. Gayet güzel bir program. Size de kesinlikle tavsiye ederim. Bir denemeniz gerek arkadaşlar. Mac'e de Windows'a da tam uyum sağlıyor.